Medine müdafası. Önce duayla, sonra kanla yazılan bir destan. Orada İngilizlerin işgale kalkıştığı o kentte, Medine-i Münevvere'de yazıldı o destan. Yazıldı ama resmi tarih kitaplarına değil, sadece hafızalara. Büyük Dünya Harbi'nin en vahşi, en kanlı kapışmasıydı. Amaç belliydi. Paradan ve pastadan pay kapmak. Başrol pay kapma kavgasının mimarında Birleşik Krallık'taydı. Petrol daha yeni bulunmuştu. İngilizler petrolümüz olsa dünya bizim olur diyordu. Petrol demek para demekti. Tıpkı bugünkü gibi. Savaş patladı. Osmanlı'yı ancak ve ancak içine sokulan kurtlar kemirebilirdi. Churchill emri verdi. Birleşik Krallık oraya, o kutsal topraklara ajanlarıyla girdi. En başta da Arabistanlı Lawrence'la. Arap kabileleri ayaklandırıldı, fitne ateşi yakıldı. İşte Fahrettin Paşa, yani İngilizlerin deyimiyle Çöl Kaplanı destanı o yıllarda doğdu işte. Kutsal toprakları canları pahasına savundular. Üniformalarını çıkardılar, kefenlerini giydiler. Mescid-i Nebevi'yi son ana kadar terk etmediler. Kuşatma büyüktü. Mehmetçik kenti canı pahasına savunuyor, aylar süren savaşta cephane yavaş yavaş tükeniyor, açlık ve susuzluk gün be gün daha da büyüyordu. Ama Allah onlarlaydı. Kuşatma devam ederken Mescid-i Nebevi'de kılınan bir öğle namazının ardından hava bir anda karardı. Bir öğle vakti Medine'nin üzerine kara, kapkara bir bulut çöktü. Bir çekirge sürüsüydü bu. Çekirgeler, protein, yani askerin gücü kuvveti geri gelecekti. Bir mucizeydi. Fahrettin Paşa o gün müjdeyi verdi. Evlatlarım dedi, bu çekirgeler bizlere Allah'ın bir hediyesidir. Ümmetin çocukları artık ne olursa olsun o cennet bahçesini terk etmeyeceklerdi. Aradan aylar geçiyor ama Medine Allah'ın da desteğiyle direniyor, geçit vermiyordu. Ama sonra öykü karardı. Osmanlı Mondros'ta altına imza koyduğu anlaşmayla savaşı kaybettiğini kabul etti. Ve Trablus'tan Balkanlara, Kafkasya'dan Filistin'e kadar tüm ordular gelen emir üzerine geri çekilmeye başladı. Tek yer hariç. Medine. Ölmek vardı ama dönmek yoktu onların kitabında. Resmi tarih kitapları yazmadı o destanı, o kahramanları. Evet, emre itaatsizlikti yaptıkları. Ve evet, Fahrettin Paşa bu kararıyla sultana ve halifesine karşı geliyordu. Ama daha büyük bir emir vardı. O da Efendiler Efendisi'ni korumak. Efendiler Efendisi'nin aziz mirasına sahip çıkmak. Binlerce Mehmetçik devam eden günlerde yapılan son taarruzda şehit düştü. Çöl Kaplanı Fahrettin Paşa ise üzerinde kefeniyle Mescid-i Nebevi'de İngilizlere esir oldu. Ömrünün kalan yılları sürgünde geçti Fahrettin Paşa'nın. Hatta 1921'de İstanbul'da kurulan İngiliz mahkemesi tarafından ölüme mahkum edildi. Ama kaçmayı başardı. İstiklal Savaşı'na katıldı. Antep'te Fransızlarla savaştı, yendi. Hayatını ise 1948'de kaybetti.